Gökhan Gönül telefonla bağlandı. Orada Didem Arslan'ın çırpınışları, bağlamayı geciktirmesi. Kardeşim al belgeni gel. Ya reytingler için çok detaylara girmeye gerek yok. Hiçbiri olmadı. Mutlu son. Merhabalar. İki gündür Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yıllar sonra kardeşiyle buluşmasını izliyoruz, okuyoruz. Şimdi bir tane genç bir adam aniden benim elimde nüfus kayıt örneği var. Meğerse ben Gökhan Gönül'ün kardeşiymişim. Ben de yeni öğrendim diye böyle bir belgeyle ortaya çıktı. Herkes merak etti bu nedir, ne anlama geliyor diye. Çünkü kamuoyu biraz alışık bu ünlülerin çocuğuyum, kızıyım, kardeşiyim diye ortaya çıkıp fiyasko ile sonuçlanan iddialara alışkınız. Fakat bu olay biraz farklı gibiydi. Nüfus aile kayıt belgesi dediğimiz zaman akan sular duruyor. Nüfus kayıt belgesinde bir hata üzerine yanlış yazılmamışsa veya isim bezerlediği ise buna diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği var demektir bu iddianın. Sonradan da acaba Gökhan Gönül ve ailesinin kardeşlerinin, annesi, babasının buna nasıl tepki vereceğini merak ettik. En son dün Didem Aslan'ın yaptığı bir televizyon programına çıktı Can Gönül ve oradaki hayatını anlattı. Yani iki yaşından beri çocuk esirgeme kurumunun yurtlarında geçen hayatını anlattı. Hatta kurumdan ayrıldıktan sonra sokaklarda, parklarda yaşadığı sefaleti anlattı. Bunların hepsini dinledik ve Garip bir şey oldu. Gökhan Gönül telefonla bağlandı. Dedi ki sen de dördüncü kardeş olursun. Gel sarılalım der gibi. Hakikaten bir ağabeye yakışır bir tavırda bulundu. Bu programla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum konuşmamın sonunda ama olayın hoş tarafı bu. Yani bir mutlu son. Türk filmlerinde ancak görebileceğimiz bir sonu hakikaten herkesi sevindiren, Gülümseten bir sonla bitmiş olması herkesi sevindirdi. Çok farklı da olabilirdi. Gökhan Gönül ve ailesi, "Hayır, bir yanlışlık var. O bizim kardeşimiz değil. O diğer can elindeki belgeyle medyanın ilgi odağı olabilirdi ve işler çok karışabilirdi." Hiçbiri olmadı. Mutlu son. Peki, şu anda akla gelen soru şu. Bu ailenin birleşmesiyle birlikte küçük kardeş Can Gönül'ün hukuki çerçevesinde bir değişiklik olacak mı? Ne olabilir? İlk akla gelen mirasçı olması. Fakat bu belgenin ortaya deşifre olması ve Gökhan Gönül'ün gel saralım demesiyle mirasçılığında bir değişiklik olmayacak. Neden? Çünkü önemli olan vukuatlı aile kaydı dediğimiz belgede bütün ailenin detayları kim ne zaman doğmuş, ne zaman olmuş, kim kimle evlenmiş, ne zaman ayrılmış bütün detaylar orada yer alır. Bu belge içinde can gönülün adı geçiyorsa bu aileler birbirini hiç görmese dahi mirasçılık hala devam ediyor demektir. Allah gecinden versin bir gün babaları öldüğünde ne varsa mal varlığında bu çocuklar arasında paylaşılacaktı. E can Gönül ortada yok. Tapu veya diyelim ki nakdi bir para kalmışsa onun payları ayrılacak ve bir bankada e, orada gelmesi beklenecekti. Hiçbir gün ortaya çıkmasaydı hazineye kalacaktı. Şimdi iki aile bir araya geldiğine göre mutlu sona ulaştığımıza göre ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Can Gönül bu buluşmadan önce de mirasçıydı. Şimdi de mirasçı. Ama baba... Can daha ortaya çıkmadan önce mal varlığını yani menkul, gayrimenkul bunları diğer çocukları arasında paylaştırmışsa bu sefer canın da bu paylaştırılan mallardan hak talep etmesi gündeme gelebilir. Ne zaman? Ta ki malı bırakan, vefat eden babası veya annesi her kimse onların ölümünden sonra böyle bir iddiada bulunabilir, böyle bir dava açabilir. Şu anda gözüken o ki iki ailenin bir araya gelmesinden doğan mutluluk dışında bir hukuki olarak çok bir şey değişmeyecek. Çünkü küçük canın bir işi var. Bir cezaevinde görevli herhalde bir infaz görevlisi olarak çalışıyor. Bir hayatı var, diğerlerinin hayatı var. Belki bir kardeş eğer ki bir ihtiyacı varsa bir aile bağlarından doğan bağlılık gereği belki maddi yardımda bulunabilirler ama bu hukuki çerçeve içinde kalan bir davranış değil. Dünkü televizyon programı çok ilginçti Lide Marslan'ın sunduğu. Çocuk çok heyecanlı, neler yaşadıklarını anlatıyor, anlatmaya çalışıyor, anlatamıyor, sözcükleri yetmiyor. Derken beklenmedik şekilde Gökhan Gönül telefonla bağlanıp kardeşiyle ilgili sevgi sözcüklerinden bahsedince programda bir panik oldu herkes Gökhan Gönül'ün bağlanacağını bilmiyor veya bağlanca bile daha sonlarına doğru. Çünkü programın uzanması gerekiyor. Gökhan Gönül bağlandıktan sonra program bitti demektir. O biraz sonra o izleyiciler oradan ayrılacak demektir. Orada Didem Arslan'ın çırpınışları programı uzatmak için Gökhan Gönül'ü bağlamayı geciktirmesi veya lafı uzatması ve Gökhan Gönül çok güzel şekilde. Ya reytingler için sorunlarımıza çok detaylara girmeye gerek yok. Ben kardeşimi başımın üzerinde yeri var gelsin sarılalım diyorum. Başka da konuşacak bir şey yok demesine rağmen Didem Aslan'ın sürekli uzatmaya çalışması hoş değildi. Gazetecilik meslek ilkelerine çok uyan bir yaklaşım değildi. Ki Gökhan Gönül gittikten sonra da program geri kalan kısmında da ailenin mahrem yerlerine girip sorular yöneltmesi, birilerine bağlanmaya çalışması ve stüdyodaki insanları bu konuda konuşmaya zorlaması da hoş değildi. Bunu da söylemek istedim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.